Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Blender'da bu şekilde nasıl bir boru hattı döşeyebiliriz, modelleyebiliriz onu göstereceğim. şu ilk başta borumu sileyim. Arka plan sahnem kalsın. Bunu bir daha yapmakla uğraşmayayım. Siz istediğiniz gibi buraları geçirebilirsiniz. Yani bu şekilde modeller yapıp boru hattınızı istediğiniz yerden geçirebilirsiniz. Ben buradan geçireceğim. Ee, i̇lk olarak sahneme bir tane play nesnesi atadım, daha sonra edit moda geçip A ile hepsini seçtim. Sonra M tuşuna basaraktan bunu Collapse dedim ve burada bir tane e, vertexim kaldı, tek bir nokta vertex bıraktım. Daha sonra şuradan e, sadece Move aracını açıyorum, bir tane extrude yaptım, sağ tık ile bıraktım, bunu şu şekilde ileri çektim. Daha sonra şunu da seçip bunu da e, birazcık dışarı çıkarttım. Bunu şuradan seçtim. Daha sonra tekrardan E'ye basıp Extrude dedim. Şu şekilde ileri kadar getirdim. Sonra tekrardan Extrude, yukarı doğru getirdim. Bunu bu şekilde yapacağım. Videoyu hızlandırırım zaten. Bu şekilde çizgilerimi ayarladım. Şimdi bunu boru halinde yuvarlak bir şekilde şekil yapacağım. Bunun için şöyle yapıyorum. Bu bizim şu anda görmüş olduğunuz gibi mesh. Bunu ben e, kör nesnesine çevireceğim. Bunun için F3'e bastım. Buraya convert yazdığımda ben bunu kör çevireceğim. Kör bastığımda şurada gördüğünüz gibi e, yeşil kör nesnesini düzenleyebilmem için bir alan açıldı. Daha sonra burada e, bevel kısmında şuradaki e, depth olan kısmı arttırdığım zaman gördüğünüz gibi şu şekilde boru e, simgesi gelecek fakat ondan önce e, bevel vermeyi unuttum şöyle ctrdc yapayım Tamam şimdi a ile bunun hepsini seçtim edit modda daha sonra ctrdb yaptım sağ tık ile de bıraktım değil ctrdb yaptım sol tıkla bir kere bıraktığımda şurada bir tane panel açılacak bu panel açıldıktan sonra bu vertexe basıyorum bu şekilde e, saçma bir şey oldu şu genişliğini düşürdüğüm zaman şu şekilde düzelecek zaten. Şuradaki segment sayısında e, kıvrımın ne kadar derin olmasını istiyorsanız yani kıvrımlı olmasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Ben şu anda 3'te bırakıyorum. 3'te bıraktıktan sonra tamam. Şimdi F3'e basıp konvert işlemini yapıyorum. Bunu artık kör nesnesi haline getirdim. Daha sonra buradaki depth'i arttırıyorum. Şu şekilde yapsam e, yeterli olur. Bunu birazcık yukarı kaldırabilirim bu şekilde bakıyorum. Tamam bir sorun yok gözüküyor. Bunu yaptıktan sonra tekrardan F3'e basıyorum. Convert diyorum. Bu sefer bunu meşe çevireceğim. Bunun için meşe tıkladım. Meşe tıkladıktan sonra bu meşe döndü. Sağ tıklayıp şey smooth yapabilirim artık. Daha sonra bu köşe kısımlarında şu yüzey seçim moduna geldim. E, Shift alt ile buralara tıklıyorum. Bunun hepsini seçtim. Bunun hepsini seçtikten sonra bir kere Extrude yapıp, sağ tık ile bıraktım. Daha sonra Alt S tuşu ile buna şu şekilde e, birazcık çevresine genişlik veriyorum. Ki şu e, birbirine geçmiş şekilde dursun. Bu şekilde de bunu yapıyorum. Şunu Auto-Smooth yapabiliriz. Şuradan daha düzgün bir görüntü elde etmiş olduk. E, yine aynı şekilde burayı da yapıyorum. Ben hepsini yapmayacağım. Dersin uzamaması için. Artık bunu siz yaparsanız ekstrut yaptım bıraktım. Alt C ile şu şekilde bırakıyorum. Ee, blender'da istediğimiz yerlerden boru hattına bu şekilde geçirebiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.